Herkese merhaba arkadaşlar. Gülsel'le birlikte Minecraft'ta bilinmeyen 10 şeyi tekrar, yani ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. İlk özelliğimizde şöyle bahsedeyim. Minecraft'ta böyle meşaleler olsun, işte şöyle yarım bloklar olsun, bunlar falan olsun, ya işte böyle bloklar olsun. Bazı şeyler yıkılıyor arkadaşlar. Mesela şöyle anlatayım. Yıktınız şu bloklar olsun. Ya bunun gibi bloklar biliyorsunuz aşağı doğru düşüyor ve kırılıyor. Mesela kum bloğu olsun. Böyle şey şartelde falan yıkıldılar. Mesela örste de geçerli arkadaşlar bu. Bakın örste de mesela yıkılıyor. Tabii şöyle bir şey daha var. Bu da ikinci bilgimiz arkadaşlar. 10 bilgiden. Şöyle mesela el çubuğu alalım. El çubuğu. İşte çimento veya işte örs alalım. Bak el çubuğunda olmuyor. El çubuğunda yıkılmıyor arkadaşlar. El çubuğunda böyle bir özelliği var. Yani diğer bloklar gibi değil. Acaba çanda falan yıkılıyor mu? Onu da bir deneyelim arkadaşlar. Merak ettim çünkü çanda veya kamp ateşinde oluyor mu diye. Bir de fenerde deneyelim. İşte şurada bloklardan birini alalım. Mesela işte örs. Çanda da oluyor arkadaşlar. Kamp ateşini deneyeceğim. Merak ettim. Veya onu da buraya yapalım. Kamp ateşinde de oluyor arkadaşlar ve az önce feneri denedik, pardon. Ama çanda olmuyor mesela. Her blokta olmuyor arkadaşlar. Yani her böyle yarım bloklarda olmuyor ama genellikle bunlar da oluyor. Şurayı şöyle temizleyelim. Aynen burayı çözmüşüz. Şimdi ise arkadaşlar ikinci bilgimiz olarak Creeper'lar kedi ve ocelotlardan kaçıyor. Envanteri almışım yanlışlıkla. Mesela Ocelot çağıralım. Kaçacak yer arıyor arkadaşlar şu an. Mesela şurayı yıktık. Hemen kaçtı. Aynı durum kedide de geçerli. Çünkü kedi biliyorsunuz bir, ya kedi de evcilleştirilmiş bir Ocelot. Hatta kediyi de şey yaparsanız, kendinize böyle nasıl diyeyim alıştırırsanız büyük ihtimal onda da öyle olacaktır. Üçüncü özellik mi oluyor? Üçüncü özelliğimiz ise arkadaşlar şöyle. Kurtlarda deneyelim. Yine envanter aldım ya. Şöyle kurtları kendime ineyim. Mesela bu kurdu evcilleştirdik arkadaşlar. Tabi bazen kırmızı boyada, mesela şu an kırmızı da. Şu an niye olmuyor? Normalde olması lazım şu an. Tasma tarzı bir şey yapıyordunuz arkadaşlar. Şu an onu yapamadım. Bir dakika. Bir bakacağım tekrar. He, şu an oldu mesela. Lapiste niye olmadı? Lapiste olurdu normalde. Mesela böyle tasma seçenekleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Morda, boyada deneyelim. Boyada oluyor galiba. Lapisi kaldırmışlar. Aynen. Böyle arkadaşlar şey olabiliyor. Köpeklerinize, yani kurtlarınızı falan şey yapabiliyorsunuz. Kaçıncı özellik bilmiyorum ama 10 tane ayarladım. 5. özelliğimiz arkadaşlar sandıklar tam bloklarda açılmaz. Mesela bu blokta açılmıyor. Yarım bloklarda açılıyor arkadaşlar. Ve ek olarak da şeyde de açılıyor. Merdiveni böyle şey yaparsanız burada da açılıyor arkadaşlar. Şuradan bir özellik göstereceğim. Bu kalsın. Şöyle bir örs koyalım arkadaşlar. Şimdilik. Neyse kalsın bu. Şu özelliği göstereyim. Arkadaşlar kamp ateşi biliyorsunuz ateşler nasıl diyeyim, böyle üstüne bir şey koyduğu zaman duman şey oluyor, efektif olarak dumanı böyle birikiyor arkadaşlar ama üstten yine götürüyor. Bu biraz değişik olmuş, buradan şeyi kaçırmaz. Bakalım kapalı bir ortamda yapacak mı aynı şeyi. O kadar geliştirmişler mi onu bir ölçelim.
Kapalı ortamda bile arkadaşlar böyle şey gidiyor, duman gidiyor ama duman orada birikiyor bakın. Böyle bazen birikiyor böyle şey oluyor arkadaşlar. Mesela burada birikmiyor, direkt gidiyor. Bu da başka bir özelliğimiz arkadaşlar. Diğer özelliğimiz ise bu arada sıra sıra hepsinin bir bölgede şey yaptım. Diyelim ki arkadaşlarınızla online oynuyorsunuz ve arkadaşlarınızdan gizli bir yer yapmak istiyorsunuz, sığınak tarzı. Böyle şeyleri aşağı indirerek eğilme modu var bakın. Şu anda eğilmiş vaziyetteyiz. Biliyorsunuz Minecraft şey özelliğini getirdi. Suda normal gerçekteki gibi yüzebiliyorsunuz. Böyle bir özellik yapmışlar arkadaşlar. Böyle bir sığınak yapabilirsiniz kendinize. Bu arada işaretlemek için şunları diktim. Timeset de yapalım hemen arkadaşlar, bir de şey olsun diye. Diğer bir özelliğimiz ise bu coin'ların üstünde bayağı bir özellik göstereceğim şu an. Mesela TN7 game mod spectator diyorsunuz arkadaşlar, izleyici modu. Coin'ların şöyle bir hatası var. Mesela bir coin'i şöyle yaklaştırırız. Tam şey yapamadım da. Bakın içeri girdiğiniz zaman böyle kırpılmış coin'un şeyleri var. Nasıl diyeyim? İzlenimi var. İçeri girdiğiniz zaman sadece gözüküyor. Bu da şeyin Mojang'ın yaptığı bir hata diye, yani gözden kaçırdıkları bir hata olarak düşünüyorum veya bile bile de yapmış olabilirler. İkinci şeyimiz, pardon, diğer maddemiz arkadaşlar yaylar. Dibinden sıkmayla mesela böyle sıktırız. Gerçi burada direkt öldü. Pardon, bunu yanlış şey yaptım. Bir dakika, tekrar deneyeceğim. Mesela buna böyle diğerinde mi deneyelim ya? Arkadaşlar o özellik olmamış. O yüzden diğer özelliğimize geçelim diyorum. Diğer özelliği de unuttum bu arada arkadaşlar. Wither Rain yapalım. Şunu da alalım arkadaşlar. Şuradan bir örs bulalım ilk önce. Çünkü kendi örsümüzü attık. Şöyle, pardon, yanlış şey koydum. Alevli oklar arkadaşlar. Normal yağmurlu havada çalışmaz. Bak mesela vuruyorum. Sadece şey. Çıkış olarak arkadaşlar alevli çıksa da giderken şey olarak oluyor. Mesela yani normale dönüyor. Mesela şuradan bakın şey olmadı. Clear yapalım. Bir dakika düzelsin. Başka bir hayvan üzerinde deneyelim arkadaşlar. Bakın yanıyor mesela. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şey de olmuyor. Normal siz de deneyebilirsiniz. Normal şey de olmuyor havada. Bu arada şu özelliği de göstereyim. Kaç oldu bilmiyorum, saymadım yani. Nether cheatleri, pardon, normal cheat Nether cheatlere karışmaz. Böyle siz aradan geçebilirsiniz ama hayvanlarınız geçemez. Böyle basit çiftlikler de yapabilirsiniz. Öyle şey bir anlar yapmak istemiyorum. Bizim köy serisindeki gibi mesela. Gerçi onu da yayınladım bilmiyorum ama. Yani videoları önceden planlı şekilde çekiyorum. Ondan sonra hafta hafta yayınlıyorum. Diğer bir özelliğimiz olarak ise arkadaşlar şöyle alalım da bazı şeyleri, çiçekleri. Şuradan çeşitlen bambuyu da alalım. Bir de saksı bulalım kendimize. Mesela arkadaşlar saksıları böyle diziniz. Winter gününü işte inci çiçeği mesela, işte örnek. Şuradan başka bir çiçek türü alalım. Papatya örnek. Diktiniz böyle şey oldu. Bambuda ilk böyle çiçek hali, biliyorsunuz bu haldeyken gömemiyorsunuz ya, yapamıyorsunuz. Mesela saksıyı koyduk. Bambuyu direkt böyle şey yaptığınızda bu halde geliyor. Daha sonra arkadaşlar saksıyı şöyle tekrar bir koyalım. Bildiğim kadarıyla fidanlarda ilk şey oluyor. Fidanların yetişmesi biraz garip. Ama ikili çiçekler yetişiyor bilmiyorum mesela iki şeyle. Kopyalasana abi ya. Bakın iki katlı çiçekler yetişmiyor. Fidanların yetişmesi enteresan aslında.
Evrenti yok, evrenti bu değil. Şey, benim dediğim bu değil yani. Dekorasyon bloklarından şöyle büyük bir bitki bulalım. Mesela Gülçallı bunu ve Leyla almayacaktır büyük ihtimal. Aynen arkadaşlar, büyük şeyleri saksılar almamaktadır, bitkileri. Neyse arkadaşlar, bölümümüzde bu kadar da eksik vermiş de olabilirim, fazla vermiş de olabilirim bilgileri, tam olarak emin değilim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve başka diğer yani şeylerde benim bilmediğim gizemler falan varsa onları da şey yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.